Çarşamba günü açıklanan FED tutanaklarının ardından piyasalarda hareketli seanslar yaşanıyor. Büyüme beklentilerinde kötümser, ancak enflasyon açısından da bir o kadar kararlı gözüken FED tutanakları, güçlü gelen istihdam ve enflasyon verilerinden önce tutulduğu için fiyatlama üzerinde net bir etki yaratmış değil. İstihdam piyasasında Amerika tarafında oldukça sıkı seyir devam ediyor. Dün açıklanan işsizlik başvuruları, önceki ayın ve beklentilerin altında açıklandı. PCE fiyat endeksinin de beklentilerin üzerinde açıklanması, 2 yıllık enflasyon beklentilerini yukarı itmiş vaziyette. Açıklanan Amerika gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, beklentilerin altında kalırken, kişisel tüketim kalemi beklenti olan %2 seviyesinin altında %1.4 olarak açıklandı. Yumuşak iniş senaryosuna dair beklentilerin aksine, stagflasyon riskini gözler önünde tutan, enflasyondaki düşüş trendinin ise beklenen hızda olmayabileceğine dair korkuları tekrar açığa çıkaran bir veri takvimi mevcuttu. Avrupa tarafında FTSE 100 endeksi hariç pozitif bir seyir izlendi. DAX endeksi %0.25 değer kazancıyla günü tamamlarken, Eurostox 50 endeksi %0.36 yükseldi. Bugün Amerika Ekonomik Veri Takviminde kişisel harcama ve gelir, PCE deflatörü ve Michigan Güven Endeksi takip edilecek. Seans içerisinde 104.78 seviyesini test eden dolar endeksinde kazanımlar kalıcı olamadı ve endeks yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye endeksin son 7 hafta içerisinde eriştiği en yüksek değer olarak kayda geçti. Daha şahin bir Fed beklentisi dolar endeksindeki fiyat hareketini desteklerken endeks 105 psikolojik direncinin altında 104.57 seviyesinden seansı yatay sonlandırdı. Dünkü seansta dolar karşısında en çok değer kazanan G10 ülkesi para birimleri %0.49 ile Norveç kronu, %0.23 ile Yeni Zelanda doları ve %0.15 ile Avustralya doları olurken en çok değer kaybedenler %0.21 ile İsviçre frangı, %0.21 ile pound ve %0.07 ile euro oldu. Güçlenen dolar karşısında euro-dolar paritesi baskılanmaya devam ediyor. Seans içerisinde Şubat ayı en düşük seviyesi olan 1.0576 seviyesine kadar gerileyen parite, bugün açıklanacak Amerika çekirde kişisel tüketim verileri öncesi günü yatay negatif bir şekilde 1.0597 seviyesinden sonlandırdı. Euro-dolar paritesine benzer bir şekilde sterlin dolar paritesinde de güvenli liman olarak görülen doların güçlenmesiyle aşağı yönlü baskı devam ediyor. Seansı %0.22 kayıpla 1.2019 seviyesinden sonlandıran Sterlin Dolar paritesinde 1.2100 seviyesi önemli bir seviye olarak takip ediliyor. Bu hafta 2023 yılı en yüksek getiri seviyelerine ulaşan Amerika tahvil getirilerinde dün gerçekleşen işlemler sonrasında bir miktar düşüş seyredildi. Amerika tahvillerine gelen alımlar diğer gelişmiş ülke tahvillerinde de benzer bir görünüme sebebiyet verdi. Amerika tahvil getirisi yatırım fonlarına bu hafta 5.98 milyar dolar para girişi gözlemlenirken bu rakam geçtiğimiz hafta 1.6 milyar dolar olarak kaydı geçmişti. Amerikan 2 yıllık tahvil getirisi 0.2 puan azalarak %4.691 seviyesinde işlem görürken, 10 yıllık tahvil getirisi ise 4.1 puan azalarak %3.877 seviyesinden alıcı buldu. Diğer gelişmiş ülke tahvil getirilerinde ise Birleşik Krallık'ta 1.2 puan, Fransa'da 4.6 puan, Almanya'da 4.4 puan, İtalya'da 7.9 puan, İspanya'da ise 6 puan düşüş gözlemlendi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 18.7 puan azalarak %9.375 seviyesinden alıcı bulurken, 2 yıllık tahvil getirisi ise 25.5 puan azalarak %8.26 seviyesine geriledi. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi 13.5 puan azaldı ve güncelde 569.82 seviyesinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.